Ne olacak böyle? Bir şey yapmak lazım. En iyisi ben Aziz'le konuşayım. İyi yaparsın sanırım. Ay Maksudi duyacak diye gerçekten çok korkuyorum. Neyi duyacağım hala? Maksude. Ay yok, biz öylesine konuşuyorduk çocuğum. Hala yalan da söyleyemiyorsun. Anlatsana ne oldu, bir şey olmuş işte. Ben söyleyeceğim şimdi Maksude, sen çok üzüleceksin. Ya korkutmasana beni, söyle işte. Mustafa'nın çocuklar. Ne oldu Mustafa'nın çocuklarına? Maksude Hanım, Monsieur Pierre onları yetimhaneye gönderecekmiş. Ne? Ker. Efendim? Efra mı geldi? Evet. Gelsin. Geleceğini biliyordum. Matmazel. Sizi bu odada görmek ne kadar güzel. Bu kadar zaman sonra. Eski günler gibi. Bir şey ikram edebilir miyim? Bir çay ya da pasta. Hı? Ben buraya hoşbeş etmeye gelmedim Mösyö Bey. Öfkelisiniz, görüyorum. Öfkeli olmak size çok yakışıyor. Bakın Mösyö Bey. Siz bana vakti zamanında çok iyi davrandınız. Sizden son kez ricacı olmaya geldim. Size yardım etmek benim için büyük bir zevkti. Buyurun. Zarife ve Mustafa'nın çocuklarına dokunmayacaktınız. Ben anlamıyorum. Çocuklar sadece yetimler. Neden onlar idam mangasına gönderiyormuşum gibi davranıyorsunuz? Çocuklara iyi Fransızca eğitimi veren ve çok disiplinli bir yetimhanede eğitim alacaklar. Ve hayatlar kurtulacak. Onlar buradan ayrı yaşayamazlar. Monsieur Bey, size yalvarırım. O çocukları bize geri verin. Aziz'le ben onlara çok iyi bakacağız. Siz Aziz'le o çocukları sahiplenecek durumda değilsiniz. Siz Aziz Paydal'a evli değilsiniz. Evleniriz. Hemen evleniriz. Aylar önce bunun gibi konuşmalar geçti bu odada. Aziz Paydal'a evleneceğiz, evleneceğiz, evleneceğiz. Fakat o değişen hiçbir şey olmadı. Aziz Paydal'a bir geleceğiniz yok sizin. Neden olmuyormuş? Hatta bence Aziz Paydal'ın tek başına bir geleceği olduğu da şüpheli. Sizin için çok üzülüyorum. Siz çok nadide bir incisiniz fakat Aziz Paydal sizin değerinizi bilmiyor. Aziz benim gayet de değerimi biliyor. Bilmiyor. Öyle olsaydı buraya Aziz Paydal'ın karısı Efnan Paydal olarak girdiniz. Fakat görüyorum ki hala eski matmazelsiniz. Ben buraya bunları konuşmak için gelmedim. Çocuklar için geldim, haksızlık ediyorsunuz. Nereye müracaat edeceksek söyleyin, ben edeyim. Aziz Paydal neden gelmedi? Aziz burada olduğumu bilmiyor. Tek başına geldiniz buraya çocukları almak için. Mösyö Bey, lütfen. Size çocukları bir şartla veriyorum. Aziz Paydal'dan ayrı olacaksınız ve onunla evlenmeyeceksiniz. Olmaz öyle şey. O
Aziz Payda'la evlenmek altı yetimle daha mı önemli? Mösyö Bey, hakikaten siz benden ne istiyorsunuz? Ben de korkmayın. Güvenliktesiniz. Bence siz değerlisiniz. Ne dersiniz? Ben şimdi anladım sizi. Ne anladınız? Neden en başından beri benimle bu kadar alakadar olduğunuzu? Neden? Nedenini siz de ben de biliyoruz. Beni Aziz'den ancak ölüm ayırır Mösyö Bey. Bir lokmacık olsun, insaf edersiniz diye düşünmüştüm ama yine buraya gelerek hata etmişim. Bu sizinle son görüşümüz. Peki çocuklar. Aziz söz verdi. Çocukları alacağım dedi. Aziz bir söz verdi mi muhakkak tutar Mösyö Bey. Peki. Madem bir daha görüşmeyeceğiz. Ben de ki emanetlerinizi vereyim. Ne emaneti? Düşmüşsündür bir yerde. Bunun ne işi? No, mademoiselle. Bunu arabamda düşünürsünüz. Fakat size vereceğim tek parça bu değil. Bu da var. Sanırım bu parça bunun eksik parçası. Şaşırdınız mı, mademoiselle? Nereden buldunuz bunu? Bir süredir ben de. Oğlum hain bir saldırıda öldürüldüğünden beri. Konuşmamız bitmişti. Gidebilirsiniz.